Tiyatroya gidelim ya. Evet, dersimiz başlıyor. Tamam. Şimdilik iyi günler. İyi günler hepinize. Evet, sevgili arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Çiğ konkunuz bitti Merhaba. Dilek Hanım, saçlarınız çok güzel olmuş. Aa, Saçlarınız çok güzel olmuş. teşekkür ederim. Bu doğal Yakışmış. hali, kıvırcık hali. Fön çektirmiştim geçen ders. Çok Evet. yakışmış. Çok teşekkür ederim. Kullanımı rahat, bir de size çok Evet. yakışmış. Daha rahat, kısa Evet. olması. Gürsel Evet. Hanım, hoş geldiniz. Sizi özledik. Hoş Vallahi ben de geldiniz. çok özledim ama Peki. İngilizce dışında birazcık videolara baktım, şeylere YouTube'dan baktım. Evet. Çok yabancı değilim Evet. ama evet izleyemedim tam. Evet. Tam. Evet. Olsun, sağlık olsun. Yine de Yakaladığım yerden. Evet. ben şunu söylemek istiyorum. Benim dersime katılanlar zaten az buçuk belli ama ben sadece kendi dersimle ilgili değil, birçok öğrencilerimizin genel olarak katılım yapmadığını görüyorum. Diğer dersleri de takip ediyorum ben. Diğer koordinatörlerimiz ve hocalarımız da bundan dolayı şikayetçi işin açıkçası. Çünkü bizler gerçekten emek veriyoruz. Tabii. Zamanımızı ayırıyoruz. Hocalarımız, mesela benim kendi dersinden Cenk Hoca, o kadar yoğun bir çalışma şartları olmasına rağmen onlar zaman Tabii. ayırıyorlar. Ama bizim gerçekten öğrencimiz olmak için koşturup gelip hiç doğru dürüst derslere girmeyenler var. Sakın sizler üzerinize alınmayın. Ama biz de bundan dolayı çok üzülüyoruz gerçekten. Bir emek söz Haklısınız. konusu. Yani bir Kesinlikle. şeyler yapmaya çalışıyoruz sizlere. Öğretebilmek ya da derslere katkı sağlamanızı sağlamak için. Ama biz gerçekten Cemil Hocam'la da bunu konuştuk. Umarım ikinci dönem aynı şeyler olmaz. Sonuçta eğitim süreklilik gerektiren bir şey. Tabii ki. Madem ki şu anda Şey birçoklarınız üçüncü oldu, sınıf. Dilek Hanım, bir yorgunluk oldu. Yani ben kendi kişisel olarak söylersem, yani bir ekran yorgunluğu meydana geldi. Ya havaların da ve bu Covid'in de etkisiyle ben Evet. kendi özel durumumu söyleyeyim ama arkadaşlar da belki değil. Yani tam tükenmişlik demeyeyim ama Konuşuyor da heyecan diyorum. yitimi söz konusu oldu. Evet, sizlere de Yani anlıyorum birçok tabii şeye. ki. Pandemide evde kapanmak, hani insanları Böyle. yoğurdu, Bak onu da bak kabul bak. ediyorum ama biz burada elimizden geldikçe en azından evlerinizde yalnız kalmayın. Hem ekran karşısında da olsa sizlerle birlikte oluyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, bilgiler ediniyoruz. Diğer derslerinizde hocaların verdiği bilgiler harika. Bizim dersimizde de öyle. Ben seviniyorum işin Enerji açıkçası. verdin. Ama Enerji verdiniz keşke hani gerçekten. katılım biraz fazla olsa. Herkes özel istisnai durumlar olabilir. Katılamayabilir insanlar ama hani bilgi vermeyip hiç derslere girmeyenler var. Bunları çok iyi biliyoruz. Onun için bu arada bugün Cenk Hocam'la yazıştık. Maalesef Cenk Hocam koronaya yakalanmış. Tuğçe şefimiz bizlerle birlikte bugün derse katıldı. Sanırım Çok Tuğçe geçmiş Hocam, olsun. Nurcan. Geçmiş olsun. Herkes yakalanacak, yakalanmayan Evet. kalmayacak. Onun çalıştığı Valla şartlar da evet. kolay değil. Bu hafta ben de kendimden şüpheliyim. Ne olduğunu Diyorum diyelim. bilmiyorum. Allah Yani korusun. akşamları bu omikron diyorum. Sabah kalkıyorum bu üşütme diyorum. Ama şu anda da çok iyiyim. Allah korusun. Bir İşitme, haftam işitmedir o. Tuğçe Hocam geçti. geçmiş olsun. Çünkü Öğretmenim, geceler kabuslar. Aa, bu omikron bir yani. de Bu artık en ufak gecenin. bir grip olsak, ne bileyim, soğuk algınlığında hemen ilk aklımıza gelen o oluyor. Evet. Ama bütün semptomlar benziyor yani. Bütün semptomlar benziyor. Benziyor. Sadece ne ağrı var, ne ateş var, ne bir şey var. Ama burun akıntısı. Neyse yani bir haftayı 10 günü geçti onun için tamam artık dedim. O da Gürsel Hanım, olsa. siz Hocam peki gerçekten çok hassassınız bu konuda. İyi de korunuyorsunuz. evet. Kesinlikle. Yani ben oluyorsam eğer olabilmişsem yani bunun artık hiç kimse için kaçınılmazlığı yok diyeceğim. Kaçınılmaz. Bak Haklısınız. Gülşen Hanım, rahat olun, Değil rahat diyeceğim. olun. Biliyorum. Rahat olun, sizde Herkes hiçbir şey biliyor. yok. Evet. Sizde hiçbir şey yok. Öyle Geçen olduğu hafta zaman ben o öyle korkunç bir mi? şey diyor. Sizde Evet, hiçbir şey yok. öyle mi?
Anaman. O arada Ergun Bey tekrar geçmiş olsun size. Teşekkür ederim. Biz atlattık ama bulmayın. Gürsen Hocam sizde bir şey yok. O geldiği zaman öyle gümbür gümbür geliyor ki. Vallahi billahi şöyle. Çok korkunç. Bizde bir şey yok ama çok dikkat edin. Ergun Bey sizi iyi sarsın. Bir şey paylaşacağım sizinle. İngilizce'de bugünden çok hızlanmıştım. Neredeyse pes ediyordum ama öğretmenimiz o kadar tecrübeli, mükemmel ki. O ben PT'de falan pes ediyordum bugün. Ama o şeyleri boşuna vermemiş öğretmenim. Ben bilmiyormuşum. Onların o İngilizce hayatlarını okudum, tercüme ettim. PT'de zorlandım. Google'dan sürekli destek ve yazarak çalıştım. Ama Olivia'yı inanın hiç destek almadan birdenbire şakır şakır birdenbire akıverdi. Ve o kadar iyi bir yöntemmiş ki inanın öğretmenimize teşekkür ederim. Boşuna gözümü korkutmuştu benim o ama boşuna vermemiş. Arkadaşlar onları okuyun. Çok faydası oluyor. Çok iyi öğreniliyor. Bir de yazarak çalıştım ben. Evet. Tavsiye ederim. Çok iyi öğrendim bugün hazır. Evet. Bu arada şefime geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar mikrofonlarınızı rica etsem kapatabilir misiniz? Tuğçe ile birlikteydim hocam. Tuğçe hocam, Tuğçe şefim hocam, hoş geldiniz. Maskelerle dersimize nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de sizi görünce daha iyi olduk. Bu arada tüm arkadaşların Cenk hocamıza geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum sizin aracılığınızla. Teşekkürler, ben buradayım. Aa, Cenk hocam da burada mı? Göremedim. Burada. Pardon. Evet burada. Tamam. Çok geçmiş olsun Cenk hocam. Tete'den organik gıdalar gönderelim size. Evet. Şu anda İngiltere'deyim ama eşim gönderir. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Dikkat edin kendinize. Şimdi Tuğçe şefim geçen hafta biliyorsunuz ekşimya yapımıyla ilgili sizlere bilgiler vermişti. Bugün Tuğçe şefim neler yapacağız? İsterseniz mikrofon sizde olsun. Buyurun. Şöyle ben aslında bu hafta için size ekmek yapmanın temel mantığını bir anlatmak istiyorum. Yani bu yaş maya ya da instant maya ya da kuru maya ile yaptığımız ekmekler için de geçerli olan genel bir mantık. Tabii ki ekşi maya yapımında da kullandığımız genel bir böyle mantığı anlatmak istiyorum. Ardından da ekşi mayalı ekmek yapmak diğer ekmekleri yapmaktan çok daha uzun bir süreç diye zaten geçen hafta konuşmuştuk. O süreci böyle adım adım ben size bazı ön hazırlıklar yaptım. Beraber görelim. Sonrasında da şu anda hala mayalanmaya devam etmekte olan bir ekmeğimiz var. Onu beraber buradaki fırında pişirelim. Siz evlerinizdeki fırınlarda nasıl pişirme yapabilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan bahsedelim istedim. Şimdi öncelikle bizim için ekmek yaparken aslında 3 önemli ana yapımız var. Bunlardan ilki tabii ki buğday tanesi. Bu buğday tanesi 3 ana kısımdan oluşuyor. Dış yüzeyde bulunan ve mineral bakımından zengin olan kepek dediğimiz dış yüzeyden oluşuyor. İkinci önemli kısım endosperm. Bu kısımda karbonhidrat, nişasta ve protein bakımından yüksek içerikli olan kısım. Üçüncü kısımda çekirdek. Son zamanlarda rumşeyim diye de böyle halk ekmeğinde falan çok ekmeği olan, çokça duyduğumuz yağ ve E vitamini açısından yüksek olan kısım. Buğday tanesi tabii ki bizim ana unsurlarımızdan bir tanesi. Diğer önemli mesele, geçen hafta da birazcık bahsetmiştik, gluten. Gluten de 2 ana yapıdan oluşuyor. Bu ana yapılardan bir tanesi mayalanma esnasında ortaya çıkan gazı ürünün içerisinde tutmayı sağlıyor. Bu da ürünün güçlü ve iyi bir yapıda olmasını sağlıyor. Diğer glutenin, gliadin dediğimizde mayalamada, pişmede genleşme sağlıyor. Bu da ekmeğimizin elastik bir yapıda olmasını sağlıyor. En önemli üçüncü noktalardan bir tanesi de maya. Zaten bunu geçen hafta uzun uzadıya konuşmuştuk. Aslında mayanın yaşayan bir canlı olduğunu ama aktive olması için bazı koşulların gerekli olduğunu söylemiştik. Mayalar da ekmek yapımında ne yapıyor? Karbonhidratları yiyor, alkole ve karbondioksite çeviriyor.
Alkol pişme esnasında uçuyor ama lezzetini ekmeğe bırakıyor. Karbondioksit de ekmeğimizin güzelce kabarmasını sağlıyor demiştik. Geçen hafta zaten söylemiştik, yine üzerinden bir geçelim. Isı çok böyle bağlantılı bir süreçti mayalanmayla, ama bu demek değildir ki çok yüksek ısıda hemen hızlıca çok güzel mayalanır. Bizim ideal mayalandırma derecesi dediğimiz derece 20-26 derecedir. Tabii ki mayalanma sürecini hızlandırmak için 30-35 derecelere kadar çıkabiliriz, ama 50 derecelerin üzerine çok fazla çıkmamaya gayret ediyoruz ekmek yaparken. Çünkü 50 derece üzerinde maya bakterileri ne yazık ki aktivasyonunu kaybeder hale geliyor. Ekşi mayalı ekmek yapımında biz nasıl bir süreç burada ilerliyor? Biraz ondan bahsedeyim. Geçen hafta yine bahsetmiştim zaten. Bizim ekşi mayalı ekmek yapmamız aslında toplamda neredeyse 2 gün kadar sürüyor. İlk etapta ne yapıyorum? Ben daha önceden, bu arada geçen hafta sizinle beraber başlattığımız mayayı göstereyim. Ben bir haftadır ona böyle bayağı besledim, büyüttüm. Böyle fokur fokur bir hale geldi. Miktar olarak büyüdü. Ondan bugün sizin için önceden pişirdiğimiz bir ekmek yaptık. Ön hazırlığı yine bu mayadan yaptık. Yani 5 günün sonunda biz bir maya elde etmiş olduk. Bu geçen hafta sizinle beraber kurduğumuz ekşi maya. Bu ekşi mayayı kullanmadan önce son beslemesini yaptım ve hiç dolaba kaldırmadım. Tamamen aktive olmasını bekledim. Yani bir genç ekşi maya oluşturdum. Ardından bizim yapacağımız ilk işlem gluten bağını geliştirmek için, yani ilk gluten bağını oluşturmak için suyu ve unu karıştırmak. Ben bu hafta yaptığımız ekmeği tamamen beyazından yaptım. Bir tane de kavulcu unundan bir ekmek yaptım. Dersin sonunda ikisini de keseriz. Beyaz un ve kavulcu un arasındaki tekstür farkını da görmüş oluruz zaten. Burada sadece şöyle bir işlem yaptım. Unu ve suyu karıştırdım. Tabii ki mutfaktaki ekipmanlar bizim işimizi çok kolaylaştıran, bize yardımcı olan şeyler. Biz tabii ki bunu böyle bir mikserde yapıyoruz. Başka iş akışları da takip etmek zorunda olduğumuz için. Elde yapılabilir mi? Biraz emek ve zaman istiyor, birazcık alışmak istiyor. Belirli bir süre sonunda tabii ki elde de yapabilirsiniz, ama birazcık açıkçası yorucu bir süreç. Şimdi ben burada un ve suyu karıştırdım. Yaklaşık bu hamur 1,5 saattir dinleniyor. Yani ilk gluten gelişimini sağladım. Ama geçen hafta da bahsetmiştim. Yine gluten gelişmesini istiyorum ekmek yaparken, ama bu demek değildir ki bunu böyle işte yarım saat, bir saat karıştıracağım. Bu da gluten yapısına hasar verir. O yüzden bunu yaklaşık 1-1,5 saat kadar dinlendirdim. Ardından da şimdi bunun içerisine ekşi mayamızı ekleyeceğiz ve ikinci yoğurma dediğimiz yoğurmasını yapıyor olacağız. Şimdi bu ekşi mayayı ekledikten sonra ürünün içerisine bunu yine miksere alacağım. Özellikle böyle bir mikseriniz varsa eğer evlerinizde, düşük devirlerde çalışmanızı tavsiye ederim. Ekmek hamurlarını çok yüksek devirlerde yoğurmuyoruz ki sürtünme kaynaklı oluşan bir ısı istemiyoruz. Bunun hamura hasar vermesini istemiyoruz. Gluten bağına, mayaya hasar vermesini istemiyoruz. O yüzden düşük devirlerde hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Eğer evde yoğuruyorsanız zaten insan kuvvetiyle bu makinelerin çıktığı hızla tabii ki çıkamıyoruz. Elde böyle orta bir hızda yoğurursanız da o şekilde de işleyebilirsiniz hamurunuzu. Şimdi ben bunu miksere takacağım. Tuğçe Hocam, burada bir araya girebilir miyim? İlk başta ilk başta hamur vardı ya, makineyle yaptınız. Evet. O ekşi maya hamuru muydu? Hayır, o sadece un ve suyu karıştırdım ve onun gluteninin ortaya çıkmasını sağladım. Yani bir gluten bağı oluşturdum sadece. Un koymadım. 1,5 saat, hiçbir şey koymadım. Sadece un ve su var içerisinde. 1,5 saatin sonunda içine ekşi mayayı koydum. Ve şu anda en düşük devirde çalıştırmaya başlıyorum. Yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca hamur bu şekilde yoğuruluyor olacak. Bu tarz miktarlarda genellikle 7-8 dakikalık yoğurmalar, 10 dakikalık yoğurmalar ideal oluyor. Ne kadar yoğurmanız gerektiğini özellikle bütün ekmek hamurlarında şunu baz alabilirsiniz. Ekmek hamuru bu tarz kancaların yukarısına doğru tırmanmaya başlar.
zaten yavaş yavaş böyle pürüzsüz bir kıvama gelmiş olur. O zaman aslında yoğurmayı bırakabileceğinizi, yani yoğurmanın sonuna geldiğinizi anlayabilirsiniz. Bu makine dışında elle yoğurma da bu şekil olabilir mi? Efendim? Elle yoğurma şekliyle. Öyle de çıkabilir. Elle yoğurduğunuzda şöyle, ekşi mayalı ekmek hamurları normal ekmek hamurlarına göre birazcık daha yumuşak olur. Evet. Ama o da birazcık hissi bir durum aslında. Özellikle normal mayayla, yani endüstriyel mayalarla yaptığınız ekmeklerde ekmeği zaten bir süre sonra yoğuramadığınızı fark edersiniz. Yani ekmek ittirseniz ittirilmez, bükseniz bükülmez. O demektir ki yeteri miktarda gluten açığa çıktı. Artık ekmeği bir süre dinlenmeye ve mayalamaya bırakmamız gerekir. İşte dediğim gibi bu süreçlerin hepsi aslında yapa yapa böyle hissi şekilde gelişen süreçler gibi düşünebiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi buradaki arkadaşlarımı bizim az önceki işlemi devrediyorum. Ben zaten içerisine ekşi maya katılmış olan, yani ikinci yoğurulması yapılmış hamurumuzu da hazırlamıştım. Şu anda bu kazan içerisinde ikinci yoğurulması yapılmış bir hamur var. Bakın hamur kopmuyor. Böyle elastik, sünen bir halde. Bundan geçen hafta bahsetmiştik zaten. Bu bizim ekmek yapımında istediğimiz bir şey. İlk yoğurmanın ardından, yani un ve suyu yoğurup 1,5 saat dinlendirdikten sonra içerisine ekşi mayayı koyuyoruz demiştik. O işlemi gösterdik. Ardından ben bu hamuru bir yarım saat daha dinlendiriyorum. Bu hamuru yarım saat önce bizim dersimiz için ekşi mayayla birlikte yoğurmuştuk. Bu aşamada içerisine tuzumu ilave ediyor olacağım. O da tabii ki kullandığım tuzun böyle deniz tuzu gibi, kaya tuzu gibi tuzlar olmasını tercih ediyorum. Tuzumu da ilave edip yarım saatlik bekletme işleminin ardından bu hamuru da yine mikserde yaklaşık 7-8 dakika boyunca yoğuruyor olacağım. Şunu sürece bizler mutfakta otoliz diyoruz. Yani ekmeği ilk yoğurmaya başladığımız anda tuzunu eklediğimiz ana kadar geçen süre, yani ilk etapta bir gluten bağı oluşturduk. Ardından o gluteni mayayla buluşturduk. Mayaya bir besin sağladık aktive olması için. Şimdi de tuzunu ilave edip işi ekmek tarafına doğru götürmeye başlıyorum. Şimdi tabii ki ekmek, zaten söylemiştim, hani yoğurulduktan sonra bütün hamurların birazcık dinlenmeye ihtiyacı olur. Bu tuz eklemesini yaptıktan sonra hamurumu böyle bir kapaklı, içerisine zeytinyağı koyduğum bir baksın içerisine aktarıyor oluyorum. Artık katlamalarını burada yapacağım. Zaten az önce de dedim, birazcık yapı olarak cıvık ekmek, yani cıvık hamurları olduğu için dışarıda katlaması, böyle tezgah vurarak katlaması birazcık daha zor oluyor. O yüzden bu şekilde bir ne bileyim, evlerde borcam olur, plastik ya da metal kaseler olur. Onların içerisine alıp aynı işlemleri orada da yapabilirsiniz. Tuzunu ekledikten sonra da hamuru mutlaka bir yarım saat dinlendiriyor oluyorum. Ve yarım saatin ardından ilk katlamasını yapıyor olacağız. Şimdi katlama için birkaç farklı yöntemim var. Bunu ya dört tarafından birbiri üzerine katlayarak bu işlemi gerçekleştirebilirim. Ya da bu taraf, bir taraftan başlayıp diğer uca doğru yürüterek bu işlemi devam edebilirim. İlk başlangıç için aslında birbiri üzerine katlamak çok daha kolay. Ellerinizi ıslatabilirsiniz bu aşamada, hamur yapışkan bir hamur. Ya da zaten kutunun içerisinde bir miktar zeytinyağı var. Hamura temas edecek elinizin yüzeyine birazcık zeytinyağıyla ıslatabilirsin. Şöyle tuttum. İyice sürmesini sağlıyorum. Ve tam üzerine karşı köşeye doğru katladım. Bunu tekrar çevirdim. Aynı işlemi bu taraftan da yapıyor olacağım. Bu iki taraf kaldı. Aynı işlemi oralardan da yapacağım. Şimdi hamurumuzu dört taraftan kapladık.
bu şekilde yarım saat dinlendiriyoruz. Pul verme, turn, bu tarz isimleri var bu işlemi. Bu işlemi 3 kere ya da 4 kere birazcık deneyerek, işte 3 kere yaptığınızda aldığınız sonuçla 4 kere yaptığınızda aldığınız sonuç hangisi sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa, sizin hamurunuz neye el veriyorsa o şekilde tekrarlayabilirsiniz. Ama her bir katlama işlemi arasında mutlaka bir yarım saat 45 dakika kadar dinlendirme yapıyor olmanız gerekir. Zaten şu anda ben bu ekmeği ikinci bir kere katlamak istesem bunu yapmam mümkün olmayacak. Ekmek ilk baştaki gibi böyle sünmeyecek yine aynı gluten meselesinden dolayı. Tüm bu işlemleri yapmak tabii ki şu anda her şey önümüzde hazırdı. 1,5 saat dinlendirilmiş hamur, yarım saat dinlendirilmiş hamur, birkaç katlama yapılmış hamur. Bunlar önümüzde hazır olduğu için hızlıca yaptık ama tabii ki totale baktığımızda işte bu işlemlerin belki 3-4 saati bulduğunu zaten görüyor olacaksınız. Şimdi tüm katlamaları hazırlanmış, yapılmış bir hamurum daha var. Mutlaka bu hamuru bir ekmek formuna getiriyor olmam gerekiyor mayalandırma işlemini başlatmadan önce. Bunu böyle bir ekmek sepeti gibi içerisinde böyle bez olan bir sepette mayalandırabilirsiniz. Baton kalıplarda mayalandırabilirsiniz. Ne şekilde bir ekmek pişirmek isterseniz öyle bir kalıp seçebilirsiniz. Bunu da tüm katlamaları yapılmış hamuru son ekmek halini vererek sepete alacağım ve mayalandırmaya bırakıyor olacak. Bu mayalanma sürecini isterseniz hava sıcaklığına göre dışarıda yapabilirsiniz. Gözlemleyebilirsiniz. Hamur 2 katına çıktı mı? Ne kadar bir büyüme sağladı. Ben evde yaptığımda mesela kaloriferin üzerine koyuyorum. Direkt kalorifere temas etmiyorum. Altına bir bez koyuyorum. Hani direkt de çok ısı yağmasın diye. O şekilde bu işlemi evde birazcık hızlandırabilirsiniz. Ya da dolapta bekletebilirsiniz bir gece. Bir gecenin ardından onu çıkartıp ne kadar büyüdüğüne bakabilirsiniz. Daha büyümeye ihtiyacı varsa birazcık daha oda sıcaklığında hamurun mayalanmasını sağlayabilirsiniz. Bazen dolaptaki ısı ya da işte mayanın miktarı, aktivasyonu dolaptaki süreçte de mayalanmasını sağlamış oluyor. O zaman çıkartır çıkartmaz direkt pişirmeye de alabilirsiniz. Yani bu tamamen artık görsel olarak yapacağınız bir kontrolden ibaret bir hale geliyor. Şimdi biz bunu tezgaha alacağız. Şöyle yüzeyimi mutlaka umuyorum. Ve bu 3 katlama yaptığım ekmek hamurunu umladığım yüzeye aktarıyorum. Şöyle hafifçe genişletiyorum hamurumu. Baş kısmından tuttum. Ortasına doğru hafifçe sündürerek getirdim. Sağ taraftaki kulağından tuttum ortasına. Sol taraftan tuttum yine ortaya. Sağdan, soldan. Hamuru toparladım ve ters çevirdim. Şu anda böyle bir ekmek formuna getirebildim onu. Bu alttaki dikişli kısmı güzel bir şekilde yapıştırmazsanız pişme esnasında buhar çıkmak isteyecek buradan ve ekmek alttan patlayacak. O yüzden bu altını mutlaka sıkıştırıyor olmam gerekiyor. Sepetimi aldım. Bunun da içerisine yine unluyorum. Bu aşamada un çok fazla yüzeyine yapışıyor ve pişerken hafifte bir böyle esmerleşmeye sebep oluyor. Bunu çok fazla istemiyorsanız unlu pirinç ununu karıştırarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Oldu, unladım. Tersini çevirerek sepete koyuyorum. Ve mutlaka yine burada bir açıklık kaldıysa onu bu şekilde bastırarak kapatıyorum. Üzerine de yine hafifçe un serpiştireceğim. Çünkü hamuru kurumaması için mutlaka streçleyip kaldırıyor olacağım. Strece de yapışmaması için mutlaka üzerine un serpiyorum. Bu şekilde ekmek artık
mayalanmaya hazır bir hale gelmiş oluyor. Dediğim gibi isterseniz dışarıda oda sıcaklığında, isterseniz dolaba kaldırarak bu mayalanma sürecini geçirebiliyorsunuz. Ben şimdi bunu streçliyor olacağım ve dolaba kaldırıyor olacağım. Sizin buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, soru sormak isteyenler mikrofonunu açıp sırayla sorabilir arkadaşlar. Ben sorabilir miyim Tuğçe Hanım'a? Tuğçe Hanım. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Kolay gelsin. Bayağı meşakkatlı bir işsizlik işte. Biz işin kolayına gidiyoruz. Şimdi ben yeni bir maya yapmak için sizden sonra başladım. Ama üstü kabuklandı. Kabuklanınca o kabuğu ezdim. Ezince sanki benim o oluşmaya başlayan aktivasyon vazgeçti gibi oldu. Ama ben tekrar gene az bal koydum, un koyarak işe devam ettim. Bunu tekrar sıfırdan devam edeyim. Yani şöyle yapabilirsiniz, o kabuklanan yüzeyden kurtulup altta kalan mayayla da devam edebilirsiniz. Ben öyle yapmadım işte. Ezdim de ezdim. Ezdim. Geçen hafta söylemiştim, iki farklı şekilde yapıyoruz. Ben hani hiç atmadan mayayı sürdürmeyi tercih ediyorum. Ama farklı ısı koşullarında, farklı nem koşullarında bu tarz işte kabuklanmalar, üstüne siyah çıkmalar vesaire bunlar oluyor. Öyle bir durumda mesela ben ilk bunu besledik. Ertesi gün bu mayaya baktım. Ne olmuş, büyümüş mü, üzerine su çıkmış mı? Herhangi bir farklılık görmedim hafif kokurdamalar dışında. O yüzden direkt üstüne ekleme yaparak devam ettim. Ama öyle bir durumda mayanın alt kısmından böyle ufak bir parça alıp yine üstüne beslemesini yapıp o şekilde de mayayı aslında devam ettirebilirsiniz. Bir de kafama takılan, ben mi yanlış anladım bilemiyorum. Şimdi 50-50 demiştiniz ya. O 50'ye 75 ilave mi edeceğiz, 25 mi? Ben 25 gram su, 25 gram un ilave ederek yaptım. Her 75-75 ekleme yaptım ben ve her gün böyle bir 25 gram arttırdım un ve su miktarını. Yani ilk gün 50'ye 50 besledim. Tamam, 50 gram, 50 gram su. Sonra aynı kabın içerisinde 75 gram un, 75 gram su koydum. Yine besledim. Ertesi gün 100 gram un, 100 gram aynı kabın içerisinde. Ben öyle anlamadım işte anlatırlardan. Benim eksiğim olmuş. Kusura bakmayın. Çünkü ben 50'nin üstüne yarısını hep ilave ettim. Yemeği az gelmiş yavrucağım. Az geldi. Az besledim ben bunu, anlaşıldı. Hatta kızım da söyledi. Anne öyle mi böyle mi? Yok yok kızım dedim. Böyle söylediler. Tamam anladım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. O şekilde yaparsanız çok daha böyle fokurdayacak, canlanacak. Tamam. Gözle göreceksiniz yani. Tamam, teşekkür ederim. Hemen ellerimi yıkıyorum. Pişirme falan. Tamam. Şimdi Mevlüva Hanım demiş ki dolap derken buzdolabı mı? Hem kalorifer ya da dolap nasıl oluyor? Isı farkı var demiş. Ama dolap için ayrı bir şeydi değil mi Tuğçe Hocam söylediğiniz? Efendim? Mevlüva Hanım'ın bir sorusu var. Evet. Dolap derken buzdolabı mı? Hem kalorifer ya da dolap nasıl oluyor? Isı farkı var demiş. Şöyle... dolap derken buzdolabından bahsediyorum. Buzdolabının artı bölümünden. Artı 4 ya da artı 6 sıcaklıkta. Ben şöyle yapıyorum evimde. Gece yatmadan önce hazırlamış oluyorum ve dolaba koyuyorum. Buzdolabına ertesi gün çıkarttım. Buzdolabında tabii ki hamur da soğumuş oluyor. Bu süreci hızlandırmak için kaloriferin üzerine koyuyorum. Ama koymazsanız da bu süreç kendiliğinden zaten gelişecek. Ama birazcık sadece süreyi uzatmış olacak. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi burada bir gün önceden yaptığım, yine sepete aldığım, aynı süreçlerden geçen bir ekmek hamuru var. Bunu pişirme işlemine geçeceğim. Tabii ki bizim buradaki fırınlarımız birazcık ev fırınlardan farklı, çok daha kuvvetli fırınlar burada var.
Evlerde de ama ekşi mayalı ekmek pişirmek mümkün değil mi? Hayır, tabii ki de mümkün. Ben de zaten bugün döküm tencere içerisinde pişireceğim. Bu yolu seçebilirsiniz sizler de. Mutlaka bir döküm tenceremi fırınıma ısınması için açtığımda fırınla birlikte ısıtıyor oluyorum. Bu birazcık ona taş fırın etkisi yapacak gibi. Yani altının direkt olarak mühürlenmesini sağlayacak. Öncelikle bu ekmeği hazırladığım ve mayalanmış olan ekmek hamurunu bir yağlı kağıt üzerine aktaracağım. Çünkü bizim döküm tenceremiz birazcık derin. Eğer böyle tava gibi bir döküm tencereniz varsa onun içerisine direkt olarak da aktarabilirsiniz. Ama tencere fırında ilk etaptan beri ısınıyor olacağı için yanmamaya özen göstermek gerekiyor. Şimdi bir yağlı kağıt üzerine bu ekmeği aktaracağım. Tuğçe şefim, bunu yağlı kağıdı tencerenin içine koyup tencerede de yapabiliyoruz değil mi fırında? Tencerenin içerisine koyacağım. Bir 10 dakika sonra altı piştiğinde fırın açıp bunu yağlı kağıdı içerisinden çekeceğim yanmaması için. Yüksek ısılarda pişireceğiz çünkü. Bizim fırınlarda özür dilerim. Bizim fırınlarda normal evdeki fırınlarımızda dereceyi ne kadar ayarlayacağız? Şöyle ilk ısınmada en yükseğe açabilirsiniz. En yüksekte ısıtma yapabilirsiniz. Sonra 200 derecelerden 240 derecelere kadar. Yine fırınınızın özelliğine göre. Bazı fırınlar göstergedeki gibi ısınmıyor. Yani siz onu 200 dereceye ısıtıyorsunuz ama halbuki iç ısıtıyorum 210 derece oluyor ya da 190 derece oluyor. Onu yine gözlemle yavaş yavaş çözebileceğiniz bir durum. Ama 220'den 240 dereceye kadar pişirme yapabilirsiniz. Şöyle bir tahta aldım işimi kolaylaştırması için. Üzerine yağlı kağıdımı koyacağım. Ve bu ekmeği dikkatli bir şekilde bu tahtanın ve yağlı kağıdın üzerine çeviriyor olacağım. Aşamada üzerine çizgiler atacağım. Bunu bir tırtıklı bıçak yardımıyla yapabilirsiniz ya da bir jilet yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde sıcak tencereyi çıkartıyorum. Bu arada tencerenin sıcak olması mı gerekiyor? Şimdi yerleştirip fırına attım. Bu tarz endüstriyel fırınlarda buhar vermek ya da %50 buhar ve %50 kuru ısıda pişirmek gibi bir takım fonksiyonlar var. Tabii ki ev tipi fırınlarda bunlar yok. Yani yeni yeni oluşmaya başladı ama çoğunluğunda yok. Ne yapabilirim? İçerisine birkaç parça buz atabilirim. Bu birazcık fırına bir noktadan sonra zarar verebilir ama bu bir yöntem. Fırının içerisine bir kaseye su koyabilirim. O suyla ve hatta ben genellikle evde yaparken ısınırken, fırında ısınırken koyuyorum. İyice böyle içeride nemli bir hava olsun diye. İçerisine ısıya dayanıklı bir cam kaseye fırının tabanına su koyabilirsiniz. Bu şekilde içeride yine nemli bir ortam oluşmuş olacak. Ekmeğinizin üzerine böyle çiçek sulamak için kullanılan sular vardır. Onlardan sıkabilirsiniz su. Fırının duvarlarına su sıkabilirsiniz. Yani ilk etapta içeride bir buhar oluşmasını istiyoruz. Bu genellikle sert kabuklu ekmekler yaparken istediğimiz ve uyguladığımız bir durum. Bu kıtır kabuğun oluşmasını sağlamak için. Sadece ekşi mayalı ekmeklerde değil, işte baget ekmeği gibi ekmeklerde de bunu mutlaka uyguluyor oluyoruz. Bu işlemleri yapmadan da eğer yine böyle bir döküm tencere kullanıyorsanız, tencerenin kapağını kapatarak pişirme yaptığınızda da yine zaten otomatik olarak içeride bir buhar oluşmuş oluyor. Orada oluşan buhardan da aslında faydalanabilirsiniz. Şimdi ilk etapta bir 240 derecede pişirmeye attım ama bu çok yüksek bir derece olduğunu biliyorum bu fırınlar için. O yüzden bir 10 dakika sonra bunu böyle 210-220 derecelere
çekiyor olacağım. Ekmeğin boyutuna göre pişme süresi tabii ki değişecektir ama bir 25-30 dakikadan önce bu fırınlarda pişmeyecektir. Ev tipi fırınlarda bu süre çok daha uzayabilir. 40 dakikalara, 45 dakikalara kontrol edebilirsiniz. Ekmeklerdeki pişme kontrolünü genellikle şöyle yapıyoruz. Arkasını çeviriyorum, şöyle vuruyorum. Tok bir ses çıktığında ekmeğin genellikle piştiğini anlıyorum. Tabii burada bizim derecelerimiz var. İçerisine dereceler batırıyoruz. İşte 100 dereceye geldiyse ekmek pişmiştir değil. Çıkartıp pitelin üzerine alıyoruz. Mutlaka piterleme yapmasın diye. Onun dışında bu buhar ortamı istediğimiz durum ilk böyle 10 dakika için geçerli olan bir durum. Sonrasında mutlaka bir fırının kapağını evlerinizde de açıp kapayıp içerisine koyduğunuz suyun kurumu kaldırmanız gerekir. Ki bu sefer nem içeriden çıksın, ekmeğin içi de artık yavaş yavaş pişmeye başlasın. Çok böyle ıslak ıslak kalmasın diye. Yani ilk 10 dakika bu buharı veriyor oluyoruz. Sonrasında o buhar unsurunu denklemden çıkartıp ekmeğin içinin de böyle pişmesini sağlıyoruz. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Tuğçe şefim, ben hemen araya giriyorum yine. Bu ekşi maya ekmeği ben de yaptım. Daha önceki pandeminin ilk dönemlerinde hastasıyım, meraklısıyım da. Siz demin döküm tencereyi ısıtarak koydunuz. Evet. Ben onu soğuk koymuştum. Ha, bu çelik tencerede yaptım. O da olur ama kapak kapatmak daha mantıklı. Su da koydum ama yine de sert olmuştu. Bir sorum daha olacak. Şimdi bu hazırladığınız hamur, mayalandırdığınız hamuru. Evet. Acaba diyorum şimdi hani ekmek bir tane yapacaksınız. Onu iki katına yapıp ayırdığımız, yarısını ayırdığımızı daha sonra, üç gün sonra yapabiliyor muyuz? Onu nasıl muhafaza edeceğiz? Yani şöyle, artık işin içerisine hamurla birlikte birleşen bir maya girdikten sonra fermentasyon süreci başlıyor. Yani mayalanma süreci aslında başlıyor. Bunu düşük ısılarda çok yavaşlatabilirsiniz. Bu bazen işte bunu buzdolabının eksi bölümüne, yani buzluk kısmına almak da olabilir. Ya da işte artı bölümünde daha kontrollü bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Yani biz burada bir gece dolapta bekletiyoruz ama iki gece dolapta bekleyip o şekilde fermente edilip o şekilde mayalandırılıp pişirilen ekmekler de var. Yine onu aslında belki içerisine koyduğunuz ekşi maya miktarından birazcık 10-20 gram kısarsınız. Bekletme süresini tamamen dolapta geçirirsiniz. Bu şekilde belki iki gün geçirip ardından pişirme yapabilirsiniz. Buradaki aslında döküm tencereyi ısıtıyor olmamız da bir böyle taş fırın etkisi verme. Çünkü normalde hani burada taş fırınımız var ama hani sizler ev tipi fırınlarda pişirme yapacağınız için dökümde pişimi göstermek istedim. Hani o sıcak olsun ki ekmeğin altı temas eder etmez aslında hani bir pişme oradan başlasın diye. Tamam, daha çok pişirin. Teşekkür ederim. Başka soru sormak isteyen varsa arkadaşlar mikrofonunu açıp sorabilirler. Bir şey söyleyeceğim. Döküm tencere olması olur mu? Sevil Hanım, anlayamadık. Döküm tencere olması olur mu? Döküm tencere değil mi? Çelikte olur, de tabii ki olur. Şöyle yapabilirsiniz. Normal fırın tepsinizi yine fırın ısınmaya başladığında fırının içerisine koyarsınız. Tepsiyi ısıtırsınız. O da yine bir taş fırın etkisi yaratır. Dikkatli bir şekilde ekmeğinizi direkt ona çevirirsiniz. O da yine size bir taş fırın etkisi yaratacaktır. Onu da kullanabilirsiniz. Yani illa bir tencere içerisinde pişirme yapmaya aslında gerek de yok. Ama varsa yapabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Fırının ızgara kısmında yapılabilir mi Tuğçe Şef'i? Efendim? Fırının ızgara kısmı var ya, ekmeği oraya koyup orada yapabilir miyiz? Altına ama mutlaka bir şey, bu tel ızgaradan mı bahsediyorsunuz? Evet. Yani eğer tencere kullanacaksanız tabii ki olabilir ama altında düz bir şey, hani hamur en azından pişmeye başlayana kadar oradan akıp gitmesin diye mutlaka bir tepsi unsurunu koymak gerekecektir. Doğru, haklısınız. Şimdi benim daha önceden hazırladığım iki tane ekmek var. Onları bir keselim. Bakalım hem nasıl olmuşlar. Ben de daha önce kesmedim. Demin İrfan hocamı mı gördük, ben mi yanlış gördüm? İrfan şefimizi.
Tuğçe şefim, demin İrfan hocamızı mı gördük? Fatih şef burada bizimle birlikte. Fatih şef, evet evet. Merhaba, selamlar. Nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkürler, size sormalı. Bizler deyiz. Şimdi bu gözenekler bize ne anlatıyor? Yani gözeneklere baktığınız zaman nasıl bir ekmek yaptığınızı ya da bir sonraki sefer için ne yapmamız gerektiğini nasıl anlıyoruz? Şöyle, zaten burada bir beyaz unla bir de kırmızı ile yapılmış iki çeşit unumuz, ekmeğimiz var. En iyi gluten yapısına zaten hemen hemen beyaz ununa ulaştığımızı zaten geçen hafta konuşmuştuk. Farklı unlardaki protein oranlarından kaynaklı onlardaki gluten gelişimi beyaz undaki kadar olmuyor olabilir demiştik. Daha sık dokuda oluyor olabilir, daha nemli olabilir demiştik. Aslında burada o dokuyu görmüş oluyoruz. Burada yine çok aşırı büyük bir gözeneklenme yok ama iyi kötü hafif hafif böyle bir gözeneklenme var. Belki de bunu böyle birkaç tur daha tatlayıp o şekilde pişirebiliriz ve öyle daha iyi, daha dengeli bir gözenek yapısına sahip olabiliriz. Çünkü geçen hafta da söylemiştik aslında hani gözeneklerin çok iri iri olması değil de daha dengeli bir şekilde bütün ekmeğe yayılıyor olmasını tercih ederiz. Hocam bir dilim uzatabilir misiniz? Kokusu geldi. Buyurun, buyurun lütfen hemen gelin. sonrasındaki biraz muhafaza etme kısmından da bahsedelim. Mesela biz burada çok büyük bir ekmek üretimi yapmıyoruz normal şartlarda. Böyle haftalık bir ekşi maya ekmek üretimi yapıyoruz ve bunu İşte tek seferde 5 ölçü, 6 ölçü olacak şekilde tabii ki buradaki ekipmanlar, işte büyük miktarlar vesaire olduğu için bunu yapabiliyoruz. Ama sizler de evde böyle tek seferde 2 ekmek, 3 ekmek yapabilirsiniz. Tabii ki ne oluyor? Bunu dışarıda beklettiğinizde bir süre sonra bozulmalar başlıyor. Biz ne yapıyoruz? Bunları pişiriyoruz. İyice soğuttuktan sonra bir peçeteye sarıyoruz. Ardından da bir streç filme sarıyoruz. Yani oksijenle temasını olabildiğince kesmeye çalışıyoruz. Bu şekilde buzluğa kaldırabilirsiniz. İşte 1 ay, 2 ay boyunca dolabın da birazcık durumuna göre bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Sonrasında kullanmak istediğinizde bir gün önceden dışarı çıkartıyoruz. Kendi kendine oda sıcaklığına getiriyoruz. İstediğimiz şekillerde dilimleyip fırında bir ısıtma işlemi yapıyoruz. Bu 160-170 derecelerde bir 5-10 dakika kadar bir ısıtma işlemi oluyor. Ben burada herhangi bir buhar vermiyorum ama daha yumuşak bir dokuda bir ekmek istiyorsanız buharla ısıtma da yapabilirsiniz. O zaman böyle yine en taze haline yakın halinde olmuş oluyor aslında. Ben orada şöyle bir şey yapıyorum. Yani bir gün önceden bir ekmeği ya da bir gün önceden pişirdiğim bir simiti bu tarz bir şeyi ısıtırken yani yeniden ısıtırken bir tane yağlı kağıdı normal bir bez yıkar gibi çeşmenin altında önce yıkıyorum. Sonra yağlı kağıdın suyunu sıkıp tekrar ısıtmak istediğim ürünü tamamen kaplıyorum. Ve fırına öyle atıyorum. Bu pişirdiğim, tekrar ısıttığım ürünün hem daha fazla kurumamasını sağlıyor. Daha dengeli bir nem ile böyle çıtır çıtır yeniden ısınmasını sağlıyor. Onu da kolaylıkla yapabilirsiniz evde. Bunu bu arada hemen hemen hani böyle pişmiş hamur işlerinin çoğunda uygulayabilirsiniz. Yani sadece ekmek için geçerli değil. Yani bir kurabiye pişirdiğinizde de bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bir kek pişirdiğinizde de bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Yani buzlukta muhafaza edip sonrasında tüketileceği zaman çıkartıp işte istediğiniz şekilde ısıtıp o şekilde de tüketime hazır hale getirebilirsiniz. Var mıdır başka sormak istediğiniz? Şimdi ben şey yapıyordum, bu ekşi mayayı çokça ekmeklerini yaptığımda bütün olarak difrize attığım zaman hepsini birden çıkardığımda tabii tüketemeyi biliyorsunuz. Ben dilimleyerek aynı şekilde koyuyordum. Yiyeceğim kadarını çıkartıp ısıtma yoluna geçiyordum. Az önce dediği gibi ama ben teflon ya da böyle dökümde koyup kapağını kapatıp hafiften böyle ısıttığımda sabah kahvaltımda o şekilde tüketiyordum. Biz ekmek tüketen bir milletiz ama kendi yaptığımız doğal ekmekler, ekşi mayalar çok daha makbul dışarıdan alacaklarımızın yanında. Allah harika bilgiler verdiniz. Şu anda arkadaşların da eminim ki beğenisini kazanıyordur. Soru sormak isteyen varsa arkadaşlarımdan
Herhalde şu an anlatım bitti mi Tuğçe şefim? Devam ediyoruz değil mi? Leyla, bu kadar emek sarf edilen, emekle yapılan ekmeğin fiyatını öğrenebilir miyim? Yani artık tabii malum her şey birazcık zamlandığı bir dönemdeyim. Ama hani ekşi mayalı ekmekler, özellikle bu hani atalık buğdayla yapılan ekşi mayalı ekmekler, normal beyaz una göre bu unlar da daha pahalı olduğu için, yani en Carrefour'dan aldığım bir beyaz unlu ekmeğe 30 lira verdiğimi biliyorum. Tabii ki normal unlardan birazcık daha pahalı oluyor. Yani bizim normal bakkallardan aldığımız, işlem süresi daha kısa olan, içerisinde bir takım katkı maddeleri bulunan ekmeklerden birazcık daha pahalı ekmekler olmuş oluyor. Hem ham maddeleri daha pahalı olduğu için, hem işlem süresi, içerik kısmı birazcık daha zor olduğu için. Teşekkürler. Bizim yememiz biraz zor. Bu arada bu ek, yani biz evet hani yemeklerde çok ekmek tüketiyoruz zaten. Yemeğin yanında tüketilen bir ürün bizim kültürümüzde, ama tabii ki bu şekilde, yani her zaman yemeğin yanında sadece bir şeylere banmalık olarak tüketmek durumunda mıyız? Hayır. Çok lezzetli bir ekmek zaten yapmış oluyorsunuz tüm bu işlemlerden geçtiğinde. Bazen şöyle bir şey yapıyoruz. Çok fazla ekmek kalıyor. İşte derslerde pişiriyoruz. 2 çeşit, 3 çeşit. Ne yapalım diyoruz. Mesela ince ince dilimliyoruz. Üzerine biraz işte zeytinyağı, karabiber sürüp fırınlıyoruz. Sonrasında işte onu böyle ikramlık hazırlarken işte peynirli bir karışım, krem peynirli bir karışıma böyle batırmalık bir hale getirmiş oluyoruz. Ya da işte böyle catering gibi eventler olduğunda işte onların üzerine farklı işte balıklar, işte soslar vesaire konularak tüketilebilecek bir hale getiriyoruz. O şekilde de farklı farklı şekillerde aslında tüketimini sağlayabilirsiniz. Yine işte en çok yapılan şeylerden bir tanesidir mutlaka. İşte küp küp doğrayıp biraz fırınlayıp işte çorbalara kuru ton yapılabilir ya da işte salatalara sunulabilir gibi. Yani hani büyükçe bir ekmek yapmış oluyoruz. Ekşi mayalı ekmek de böyle beyaz ekmek kadar çok fazla zaten isteseniz de tüketemiyorsunuz. Çünkü sizi çok daha fazla doyuruyor. O çokluk hissini yaratıyor. O yüzden evet, büyük bir parça ekmek pişiyor. Çok daha az tüketebiliyorsunuz ama aslında çok farklı şekillerde de tüketebiliyor oluyorsunuz. Tuğçe şefim. Evet. Şimdi 2 haftadır siz bu ekşi mayanın tariflerini veriyorsunuz, ekmek yapımını. Öğrencilerimize ödül verelim. Artık yapanlar şöyle görsellerini paylaşsınlar bize atsınlar. Olur vallahi, biz çok isteriz görmeyi. Aynen. Ergun Bey yazmış zaten özelden. Bizim sınıfta herkesin ekmeğini kendisi yapması zorunda olsun lütfen demiş. Bence de çok güzel. İlk etapta Ergun Bey'den bekliyoruz. Kim dedi? Zaten yapan vardı galiba. Ben tazelenmenin Facebook sayfasında paylaşmıştım. Görebilirsiniz. Oo, evet. Ama ben yapınca minik minik 5-10 tane yapıyorum. Hemencecik komşulara gönderiyorum. Veya arkadaşlara gelin gelin tulum peyniri tereyağından cevizle götürüyoruz, o kadar. Zaten bence en güzel hali öyle. Evet, evet, çok sağ ol. Güzel bir zeytinyağına banmak ya da güzel bir tereyağı ve tuzla birleşmesi herhalde evet, en güzel hali bence. Evet, sağ ol. Birleştirici bir şey de olmuş oluyor aslında, güzel de bir ürün. Fatih, şimdi var mı söylemek istediğiniz bir şey? Eline sağlık. Bu söylemek istediğim şey yok. Şimdi birazdan ekmeğimizi çıkartacağım. Bir yakışık olacak. Tuğçe şefim. Evet. Selam. Bu hidrasyon meselesini biraz konuşalım mı ekmeği beklerken? Yani bazıları işte Instagram'a vesaireye girdiğimizde işte %85 hidrasyonlu ekmek, %90 hidrasyonlu ekmek falan filan diye böyle bir şeyler geçiyor. Yani bu hamurun aldığı su miktarını anlatan bir şey ama çok mu hayati bir şey, ne kadar bizim için önemli ve ne kadar bunu zorlamamız gerekiyor, ne şekilde yaklaşmamız gerekiyor? Biraz anlatsanız onu. Yani şöyle, aslında bir hamurun hidrasyonu ne kadar yüksek olursa o kadar güzel bir ekmek yapmış oluyor. İşte bu gözeneklenme meselesi o kadar güzel oluyor. Ama ne yazık ki her una çok fazla su koyamıyoruz.
işte gluten oranı, kül oranı vesaire, hani bunlara bakıyor olmamız lazım. Dersten önce de Fatih Şef'le konuşmuştuk. Bizim tarafta genellikle her şey reçeteyle yapılıyor ama mesela mutfağa yeni bir un geldiğinde, hiç bilmediğimiz, hiç çalışmadığımız bir un geldiğinde, ekmek yaparken özellikle mutlaka böyle reçetedeki suyun hepsini ilk etapta koymak değil de birazcık kısarak koymayı tercih ediyoruz. Her ekmeğin hidrasyon seviyesi aynı olmuyor. Mesela bir baget ekmekle bir çapata dediğimiz, işte bu İtalyanların sandviç ekmeğinin hidrasyon oranı çok daha farklı oluyor. Birazcık daha cıvık bir hamur oluyor ama daha önce zaten yaptığınız ve deneyimlediğiniz bir ekmek yapıyorsanız ama elinizde farklı bir un varsa, hani o dokuyu ilk etapta en azından ne olması gerektiğini gözle zaten aşina oluyorsunuz ve daha kontrollü su ekleyerek istediğiniz yapıya onu ulaştırabiliyorsunuz. Yani burada aslında bizim için en anahtar kelimelerden bir tanesi tabii ki gluten. Yani bir hamur, bir unun protein oranı ne kadar yüksek olursa o kadar da çok su çekiyor. Bu yazın değişebilir, kışın değişebilir, buğdayın ne kadar yağış aldığına göre değişebilir. Yani tüm bu iklim koşullarına göre bile aslında değişebilen bir durum. Yani yaz kış farkı bile var aynı reçetede. Ben ilk defa bir unla tanışıyorsam Tuğçe Şef'in dediği gibi suyu deneye deneye, yani tam reçeteyi oluştururken suyu deneye deneye arttırmaktan yanayım. Öyle daha garanti sonuca ulaşıyorum. Yoğurma çok önemli bir aşama burada. Yani özellikle ekşi mayada yoğurma ekmeğin dayanma süresinden tutun, işte ne kadar su alacağına kadar her şeyi değiştiriyor. Ama çok yoğurma iyidir mantığıyla devam ettiğinizde bir süre sonra ekmek bayağı yapışkan bir hale, sakız gibi bir hale gelip o gluten yapısını boza da biliyorsunuz. Aynı reçeteyi diyelim ki oluşturduk, istediğimiz unu bulduk, istediğimiz sonuca ulaştık. Yazın hava sıcaklığı arttığı için işte hidrasyonu azaltmanız gerekiyor. Hatta yani benim aile işletmemizde bizim yazın buzlu su kullanarak hamur yoğururduk. Hamur çürümesin mantığıyla. Kışın da aynı şekilde hidrasyonu arttırabiliyoruz. Ama ben çoğunlukla ekmek yaparken kışın bile olsa dolaptan su kullanarak daha diri, daha dinç, daha düzgün bir yapı oluşturabildiğimi düşünüyorum. Şimdi dışarıdan aldığımız ekmeklerde bir takım katkı maddeleri de oluyor değil mi? O konu hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Hani zararlı mı tüketiminde? Boya. Yani ekmeklerde katkı maddeleri tabii ki oluyor. Bu yüzden evde yapmanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında sıkıntısı da var benim çok gördüğüm. Mesela ekşi mayalı ekmek deniliyor ama bizde herhangi bir şeyin tanımı olmadığı için doğru dürüst onun içerisine yaş maya da girebiliyor. Yani piyasada bu şekilde üretim yapan birçok işletme biliyorum. Daha kolay gelişmesini sağlamak için, o büyük üretimlerin altından kalkmak için, zamandan kazanmak için ekşi mayalı bir ekmeğin içerisine yaş maya konulması. Bu oranların kesinlikle şöyle yapılacak ya da analizleri yapılacak diye bir kaydı olmadığı için ülkemizde. Ya da işte siyez ekmeği deniliyor ama içine başka bir un da konuluyor. Çavdar ekmeği deniliyor. Yani mesela %100 çavdar ekmeğini çok düzgün gözeneklerle ayağa kaldırmak oldukça zor bir şey. Dolayısıyla içine başka unlar ilave edilerek kimse %100 yapmadığı halde %100 etiketleri basanlar var. Ama onun dışında ekmek geliştiricilerle alakalı sen ne düşünüyorsun Şef? Yani katkı maddesi dediğimiz şeylerle alakalı. Yani bunu ilk şöyle fark etmiştim. Burada dışarıya yaptığımız bir iş vardı. Böyle bir sandviç işi yapıyorduk. Ve ekmeğini biz yapabilir miyiz? Normalde ekmeğini dışarıdan aldığımız bir işte. Ekmeğini biz yapabilir miyiz diye konuşmaya başlamıştık. Ve böyle birkaç deneme yaptık. Ekmeğe bakıyoruz gramajına. Biz o gramajda ekmeği pişirdiğimizde bizim ekmeğimiz küçücük kalıyor. Belli ki hani bu işin içinde evet bir katkı maddesi var. Yani bu katkı maddeleri aynı zamanda çok daha az miktardaki hamuru çok daha fazla kabartıp
o şekilde daha büyük görselde satmayı bile aslında sağlıyor. Tamamen ticari bir durum tabii ki. Ama tabii ki artık her şey birazcık daha doğaldan yana. Yani bunu yapabiliyorken, elimizin altında bunu yapabiliyorken, bunu deneyebiliyorken en azından. Bunu deneyip de hani böyle bile bile içinde katkı maddesi olduğunu bildiğimiz bir şeyi tüketmek ne kadar tabii ki doğru. O artık kişilere kalmış bir durum. Şimdi Sermin Hanım demiş ki ondan nasıl emin olacağız? Yani unu alırken neye dikkat edeceğiz anlamında sormuş sanırım bunu. Bu paketinin yan tarafında besin değerlerinin yazdığı bir bölüm var. Orada protein diye yazılan kısmın %10.5'tan fazla olması ekmek yapımı için uygundur. Yani 10.5'tan işte 11'e 12'ye kadar çıkabilirsiniz. Zaten çok daha yükseklerini marketlerde çok fazla bulamıyoruz. O şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında mutlaka bir deneme yapıyor olmamız gerekir tabii ki. Çünkü bazen bizler de buraya alıyoruz. Dışarıdan bir un görüyoruz, bir deneyelim diye. Yapıyoruz, bakıyoruz. İstediğimiz verimi o undan alamıyoruz. O yüzden mutlaka bir deneme yapıyor olmak da gerekir. Ama ilk etapta en azından market aşamasında raftan alırken o yanındaki içindekiler kısmındaki protein miktarını alabilirsiniz. %10.5'tan Tuğçe Hocam ben şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela bir siyes ekmeğini bir fırından alıyorsunuz kahverengi. Diğerinden alıyorsunuz gri. Çavdar alıyorsunuz tam çavdar diyor simsiyah. Alman çavdarı diyor daha farklı. Burada bir sıkıntı var. Ve benim çocukluğumda hep fırından un alınıyordu ama artık fırından un satmıyor. Şöyle aslında işte az önce bahsettiğimiz konuya geliyoruz. Biraz böyle küçük kelime oyunlarına yenik düşüyoruz belki de bir noktada. Hani çavdar ekmeği diye aldığımız şey aslında çavdarlı ekmek olmuş oluyor. Onun glutenini geliştirmek, beyaz unla karıştırmak çok daha kolay yapılabilir bir şey olduğu için o şekilde alıyoruz. Ve tabii ki normalde yapılan bir çavdar ekmeğine göre emin rengi birazcık daha açık oluyor. Orada birazcık tabii ne yazık ki onlara yenik düşmüş oluyoruz. Üreticilerimiz de bu konuda ne yazık ki çok vicdanlı da davranmıyorlar. Henüz diyelim en azından. Çavdar deyip sadece üzerine çavdar atıp normal ekmeği, çavdar ekmeği diye satabiliyorlar gibi. Maalesef biraz öyle durumlarımız mevcut. Kontrol et kanına. Yıldız Hanım demiş ki değirmenden aldığımız un için ne derler acaba? Tabii değirmendeki bence daha iyidir ama işte onu nasıl, protein değerini nasıl bileceğiz anlamında mı sordunuz Yıldız Hanım? Pek anlayamadım. Değirmenden aldığımız un için ne derler demiş Yıldız Hanım. Yani protein değerini, diğer değerlerini hani çünkü ben bir kasabada yaşıyorum, değirmenden alıyorum. Şöyle onu aslında üreticisine sorarak çok kolaylıkla öğrenebilirsiniz. En azından hani bu ekmek yapımına uygun mu ya da bu genel tüketime uygun mu diye. Tabii ki taş değirmenden öğütülmüş, işte ağırtılmamış un kullanmanın. Normal burada marketlerden aldığımız unlara göre çok daha güzel ekmekler, çok daha güzel ürünler yapmanıza sebep olacaktır. Ama o biraz işte değirmen, yani değirmenin de o buğdayı nasıl işlediğiyle de alakalı bir durum. Yani en doğru bilgiyi mutlaka onlardan alabilirsiniz. Ekmek yapabilir miyim bununla? Ya da bununla sadece kek türü ürünler mi yapabilirim diye. Çünkü düşük glutenli unları genellikle işte kek gibi, kurabiye gibi ürünler yapmak için kullanıyoruz. Onlara sorarak o şekilde bir bilgi edinip alıp yine bir deneme yaparak ondan memnun kalıp kalmayacağınızı anlayabilirsiniz. En azından besin değerlerinin daha yüksek olduğundan emin olabiliriz bir şekilde. Çünkü büyük fabrikalar un üretimi yaparken çok büyük eleme makineleriyle ya da işte centrifuge denilen o merkezden çevreye doğru olan o hareketle daha büyük parçaları ya da daha küçük parçaları işte buğdayın içinde bulunan besleyici bazı parçaları ayıklayarak aslında çok beyaz, çok çekici gibi görünen ama hiçbir besin değeri olmayan bir un ortaya çıkarıyorlar. Normalde bizim marketlerde aldığımız bembeyaz un aslında genelgedeki yeteri kadar besleyici olan bir ekmek yapmamıza yeterli değil ne yazık ki.
Bence değirmenden aldığınız un kesinlikle çok daha besleyici olacaktır. Protein değerini arttırmak için şeyle ekleme yapabilirsiniz. Marketlerden böreklik, baklavalık unların protein değerleri yanılmıyorsam %14 civarında. Unun protein değerini arttırmak için, yani glutenini arttırmak için bir böreklik unla karıştırarak kullanabilirsiniz. Tamam, çok teşekkürler. Yıldız Hanım, Çameli Kirazlı Yayla'da su değirmeni var. Oradan alabilirsiniz ununuzu. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler, afiyet olsun. Sağ ol. Karabuğday ununu köylüden alıyorum ben. Pazardan satın alıyorum. Ondan maya yapabilir miyim acaba? Karabuğday unu glutensiz bir un. Evet, glutensiz unlarla da ekmek yapmak mümkün. Maya yapmak mümkün. Ama gelişimi birazcık daha uzun sürebiliyor. Birazcık daha tecrübe ediyor olmanız lazım yani onu. Hani normalde bu beyaz unla yaptığımız gibi hızlıca işte hemen sonuç aldığımız gibi bir durum değil de birazcık daha kontrollü gittiğiniz, işte hep gözlemlediğiniz, işte kokusuna baktığınız bir süreçten geçirip, ama tabii ki ondan da bir ekşi maya yapabilirsiniz. Ondan da bir ekmek yapabilirsiniz. Yani evet, gluten bizim ekmekte istediğimiz bir şey ama bu glutensiz unlarla ekmek yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Geçen hafta hatta mısır ekmeğiyle ilgili konuşmuştuk yapılabilir mi diye. Mısır unu da yine glutensiz bir un. Ama mutlaka onunla da ekmekler yapabiliyorsunuz. İster endüstriyel mayalarla, ister yaş maya, ekşi maya kullanarak onlarla da ekmek tabii ki yapabiliyoruz. Yani orada benim tavsiyem şu olur. Daha önce çalıştığım restoranda kara buğday ekmeği üretirken sadece çavdardan yaptığım ekşi mayayı kullanıyordum içinde. Yani işte ben beyaz un tüketmek istemiyorum diyorsanız çavdardan yaptığınız bir ekşi mayayı da ekşi mayanın nasıl yapıldığını göstermiştiniz. Aynı tekniklerle çavdardan başlatırsınız. Çok daha güçlü, çok daha lezzetli. Yani ben birçok ekmeğimin içerisine lezzet vermesi için, sırf lezzet vermesi için çavdar unu ekliyorum. Yani çavdarı, siyezi ekstra lezzetli buluyorum. Yani hiç alakasız bir ekmeğe bile onları koymayı tercih ediyorum. Bence kara buğday ekmeğinde dediğim gibi çavdardan yaptığınız bir ekşi mayayı kullanmak mantıklı olabilir. Çok teşekkürler. O zaman siyez unundan da yapabiliriz. Siyez unundan da maya yapabiliriz, değil mi? Yani ben siyez ekmeğini normalde beyaz ekşi maya kullanıyorum ama... Şöyle, bütün yani şöyle genellikle beyaz undan kurulan ekşi mayalar hepimizin mutfaklarında bulunduğu için bu da hatta bir şey... Yine böyle işte çavdarlı ekmeğin renginin açık olmasına bir atıf aslında. Mesela ben şu an bu ekmeği kabulcadan yaptım ama bunun içerisinde beyaz undan yapılmış bir ekşi mayalı ekşi maya koyduğum için buna %100 kabulca ekmeği diyemiyorum. İçerisinde az miktarda da olsa bir beyaz un olduğu için. Bu sebepten de yani beyaz un katarak ya da işte az önce de Fatih Şef'in dediği gibi çavdarla başlayıp geliştirdiğiniz bir ekşi mayayı katarak bir siyez unu, siyez ekmeği de yapabilirsiniz. Peki, çok teşekkürler. Yani evlerde sürdürülebilirlik açısından sizin için besleme ve devam ettirebilme açısından aslında en kolay ekşi hamur beyaz undan yaptığımız. Tamam. Zaman zaman bunun güçsüzleştiğini, içindeki baloncukların, kabarcıkların azaldığını, düz ve cansız bir yapıda olduğunu gözlemlerseniz eğer, biraz daha besin değeri yüksek, mesela tam buğday ya da çavdar gibi unlardan da ekleme yaparak mayanızı, ekşi hamurunuzu canlandırabilirsiniz. Hem bu lezzetini arttıracaktır, hem verimliliğini, aktivasyonunu arttıracaktır. Bir de rutininizdeki besleme ve şeyi konuşmuş muydunuz? Mesela besledim ben mayayı. O gün mayayla işim bittikten sonra besliyorum. Besledikten sonra bir süre oda sıcaklığında kalmasını sağlıyorum ki maya çalışsın şeyle birlikte, o besinle birlikte. Ertesi gün de oda sıcaklığına gelmesi için, kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesi için biraz bekleyerek kullanıyorum. Yani bu süreleri atıyorum düzleştiğini gördünüz. Biraz daha dışarıda kalma süresini arttırarak mayanızın daha aktif hale gelmesini sağlayabilirsiniz.
Peki, çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, sorularınız yoksa dersin sonuna yaklaşıyoruz değil mi? Tuğçe şefim şu anda evet. Anlatımınız bitti mi bilmiyorum tam olarak. Aha, evet, ekmeğimiz hala pişiyor, henüz pişmedi. Eskilerin bir sözü vardır. Evinizde ekmeğiniz varsa, sağlığınız yerindeyse, huzurunuz varsa sırtınız yere gelmez. Bugün ekmeği öğrendik, ekmeğimiz de hazır, gelip sizden alacağız. Arkadaşlarımız da yapacaklar, ödevleri var. Bekliyoruz. Artık sırtımız yerine gelmez. Çok güzel bir anlatımdı. Teşekkür ediyoruz her ikinize de. Teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu haftayı da burada kapatıyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.